Bir sonraki haritamızda bakalım bizi hangi konular, ee, bu, hangi başlıklar bekliyor? Bu haritamızda, bu jeodezik harita dediğimiz doğal afetler için kullanılan bir astroloji hı hı. haritası. 3 aylık dönemler için kullanılabilir. Bir de yeni ay, dolunaylar için kullanılabilir. Bu harita takip eden 2 hafta boyunca, Özellikle çok hatların Türkiye'miz üzerinden de geçtiğini görüyoruz. Evet maalesef ee, bir de tam bizim, yine deprem bölgesini evet, de deprem hatırlatan bir kırmızı ok var orada. Doğru. Mars ve ufuk düzlemi doğu ufku ekseni hı hı. E, burada gerçekten hani ben e, belki tek tek saymam bazen de e, şey endişeye sebep olabiliyor ama ben nereden geçtiğini söylemek için hı hı. buralarda hı hı. illa deprem olacak demek açısından değil kendi elimdeki haritalarda var. Ee, mesela hemen Karadeniz, Orta Karadeniz'den aşağıya doğru iniyor. Kayseri-Malatya arasından, Gaziantep'in olduğu bölgeden. Yani az evvel sizin söylediğiniz gibi aslında hı hı. daha evvel deprem yaşadığımız bölgeden hı hı. geçiyor. Zaten e, bilim insanlarımız, yer bilimciler diyorlar ki artçılar devam edecek. Aslında doğaldır. Hani Allah korusun yıkıcı bir şeyden inşallah bahsetmiyoruzdur ama o Dikkatli bölgeye olmakta fayda var. 18 Haziran'ı takip eden iki hafta boyunca bir dikkat çekmek isterim. Ve bir sonraki haritamızda işte tam ikizler Burcu yeni ayı haritasını gösteriyor. Burada 12 tane haneler işaretli Hı. yuvarlak daire içerisine aldığım maviyle çizdiğim ay ve güneşi bir arada gördüğümüz 26 derece ikizlerdeki yeni ay. Ve işte gizli olanın ortaya çıkabileceği durumlarla alakalı bize bir bilgi veriyor. Para hanesinde Venüs ve Mars kavuşumda. Bu ne anlama geliyor? Şimdi para deyince herkes bir kulak Hı -hı. kesildi. Tabii. Malum e, spekülasyonun çok döndüğü bir zaman dilimindeyiz. Hı -hı. E, yani borsada altın fiyatları ile ilgili, döviz fiyatları ile ilgili, Kriptolarda. kesinlikle bu yaza giriş haritası da, bu ikizler burcu haritası da altın fiyatları ile ilgili özellikle belki bir yükseliş yönünde bir Hı -hı. trendin olacağını düşündürüyor. Aslan burcu altınla alakalı dünya Hı -hı. süresinde. Hem Venüs hem Mars Aslan Burcundan geçiş yaptığı dönemlerde biraz altında yukarı yönde hareket oluyor. Hı hı. Dünya geneli için söylüyoruz. Hı hı. Ama lakin şuna da dikkat çekmek isterim: Temmuzun 20'li tarihlerinden itibaren, 23 Temmuz'dan itibaren özellikle Venüs Aslan Burcunda gerileyecek. Dolayısıyla burada ne olabilir? O dönemde biraz gerileme olabilir, hı hı. ama o vakte kadar henüz. ...bir çıkış döngüsü Hı -hı. içerisinde olacağımızı düşündürüyor. Hı -hı. Ve yine bu haritaya baktığımız zaman... Öner Bey çok özür dilerim yatırım tavsiyesi değildir diye evet, biz kesinlikle. uyarımızı yapalım. <laughs> kesinlikle yatırım tavsiyesi. Zaten ben bir ekonomist değilim ama Hı -hı. bir genelleme olarak evet, bahsedersek yani yayın, aslında... Yayın e, kuralları gereği biz bunu belirtelim. Kesinlikle. kesinlikle. Ve efendim e, diğer taraftan meclis milletvekillerini ilgilendiren alanda da... ...halen Hı -hı. yenilikler, değişiklikler, Hı -hı. reformlar gibi... Hı -hı. Temaların döneceğini Hı -hı. gösteriyor. Hı -hı. Bir sonraki haritamıza bakarsak o da Türkiye Asyoloji Haritası üzerindeki değerlendirmesini görüyoruz. Şimdi burada yine ekonomik konular gündemimizde ve zorlukları işaret ediyor. Ama burada en önemlisi şu yeşil çizgiyle en üste çizdiğimiz Satürn gezegeni 17, 17 Haziran'dan yaşam. itibaren Hı -hı. gerilemesine başladı. Hı -hı. Bu gerileme 4,5 ay kadar sürecek.